Merhaba. Bugün daha önceden biyollere ekmiş olduğum fasulye fidelerimin ekimini yapacağız. Fasulye fidelerim gördüğünüz gibi biraz fazla büyüdüler. Hava soğuk olduğu için ekimini yapamadık. Şimdi fasulye fideleri için ayırdığımız sırayı görüyorsunuz. Toprağın içinde küçük bir arık oluşturuyorum. Çıkardığım toprakları bir kovaya alıyorum. Bu arığın içine suyla dolduruyorum ki fidelerimin tutması kolay olsun. Dipten sulama yapıyorum. Bunun faydasını daha sonra göreceğiz. Şimdi arığımın içine torf, fide toprağı ve fide karışımı atıyorum. Toprağı sulamış olduğum için yumuşak, böylece kolayca elimle fidelerin dikimini gerçekleştiriyorum. Fidelerin arası yakınmış gibi görünebilir fakat tırmanmalarını için yapacağım ip sistemiyle yakın olmadıkları anlaşılacak. Şimdi kovaya ayırmış olduğum toprağı üzerlerine döküyorum. Dipten suladığım için üstten su vermeyeceğim. Böylece üstteki toprak yumuşak ve havadar kalacak. Fidelerim rahatça nefes alabilecek. Ekim yaparken biraz diplerine bastırırsak tutmaları daha iyi olacak. Sağlamlaştırıyorum toprakları iyice. Şu an Eskişehir'de hava gerçekten soğuk. Nisan'ın ilk haftasındayız. Seni havalar soğuk gidiyor. Fakat fidelerimi ekmeseydim iyice mahvolacak ve uzayacaklardı. Bu yüzden küçük bir sera yaparak ekmeği tercih ettik. Şimdi çıtalardan yukarıya küçük bir çit yaptık. İki tarafa çakmış olduğumuz tahtalara çiviler çaktık ve bu çivilerden çapraz bir şekilde en üstteki çıtadan dolandırarak ipleri geriyoruz. Fasulyeler bunlara sunarak bir duvar oluşturacaklar. Çıtanın boyu boyumuza göre ayarladık. Çok yüksek olmasını istemedik çünkü toplaması sonradan çok zor oluyor. Uzayan fasulyeler sınıra geldiklerinde oradan aşağıya doğru dönüp iyice sarılacaklardır. Sıkıntı olmayacaktır. Daha önce denedik çünkü bu yöntemi. Hobi bahçemizin son sırasını tamamen fasulyelere ayırdık. Böylece iplere sarıldıkça bir duvar oluşturacaklar. Hem de rüzgarı kesmiş olacaklar. Şu an çivilerden ipleri doluyoruz. Çapraz bir şekilde yukarıdan geçirerek tekrar aşağı inip diğer çiviye doluyoruz. Diğer bahçeleri görüyorsunuz. Daha kimse ekim yapmadı. Havalar soğuk diye. Biz risk alıp ekim yapıyoruz. Bu arada havada bulutları görüyorsunuz. Acele etmemiz gerekiyor. Çünkü bir fırtına gelecek. Evet, fidelerimiz gayet sağlıklı. Ekimini tamamladık. İplerimizi de gerdik. Gördüğünüz gibi üstten sulama yapmadık. Kaymak tabakası oluşmasın diye. Bu da çitimiz. Şimdi üstüne laylon gereceğiz. Böylece ufak bir seraya dönüşüp soğuktan korumuş olacağız. Daha sonraki videolarımızda fasulyelerimizin durumlarını sizinle yine paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.